Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Sizlere bu videoda, bu dersimizde kesirleri sayı doğrusunda göstermek konusunu anlatmaya çalışacağım. Kesirleri nasıl sayı doğrusunda göstereceğiz? Öğretmenimiz bize bir kesir söylediğinde onu nasıl yerleştireceğiz? Hemen anlatmaya başlayalım. 1. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösterelim. Demişiz. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet. İlk kesrimiz 5'te 2 kesri. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce sayı doğrumuzu çiziyoruz. Evet. Ben elimle çiziyorum ama cetvelle çizersek daha iyi olur. Daha düzgün olur. İlk önce bu sayı doğrusunda 0 ve 1 koymalıyım. Ama 1'i sonra koyacağım. Yani bir bütün yapacağım. Ama 1'i sonra koyacağım. Çünkü parçaları eşit olarak ayırmak istiyorum. Şimdi öğrenciler baştan 1'i koyunca bu sefer işte 5'e ayıracaklar ama bir parçayı büyük yapıyorlar, diğerini büyük yapıyorlar. Son parça küçücük kalıyor, sığmıyor. Eşit yapmak istiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. İlk önce bütünümüzü kaça ayıracağız? Hemen nereden anlıyoruz? Paydaya bakıyoruz. Bakın paydada 5 var. O zaman ben bu bütünü 5 eşit parçaya ayıracağım. Hemen ayırıyorum. 1 2 Bakın baştaki çizgiyi saymıyorum. Attığım adımları sayıyorum. 1 2 3 eşit yapmaya çalışıyorum. 4 ve sonuncusu 5. Buraya da bir rakamını koyuyorum. Niye? Bir bütün pasta olarak düşünüyorum bunu. Bir bütün pastayı 5'e kesmişiz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet kontrol ettim. Peki hangi çizgiyi işaretlemem gerekiyor? Onun için de üstteki paya bakıyorum. Payda 2 olduğuna göre ben ikinci adıma gitmeliyim. Hemen gidiyorum. 1, 2. İşte 5'te 2 kesrinin olduğu yeri işaretledim. 5'te 2 kesrimiz buradaymış. Geldik diğer örneğimize. 8'de 5 kesrini yine sayı doğrumu çiziyorum. Evet. 0'ı koyuyorum. Ne yapacağım? Hemen paydaya bakıyorum. 8. O zaman ben bütünümü 8'e ayıracağım. Hemen ayırıyorum. 1, 2, Eşit olsun diye baştan biri koymadım. Yine devam ediyorum. 3 4 5 6 7 ve sonuncusu 8. Yani buraya da 1 yazacağım. Ay 8 yazıyordum. Sakın siz de böyle yanlışlık yapmayın. 0 ile 1 olacak çünkü bir bütünümüz var. 8 parçaya ayırdık mı? Bir kontrol edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ne yapacağız? 5. parçayı işaretleyeceğiz. Atlıyorum hemen 1 2. Ha çocuklar. Bazı öğrenciler şöyle yanlış yapıyor. Baştaki sıfırı da sayıyor. Yani şöyle sayıyor. 1, 2, 3 diyor. Ama hayır. Baştaki sıfırı saymıyoruz. Çünkü oradan başlıyoruz zaten. Attığımız adımları sayıyoruz. 1, 2 bakın 2. Ama baştakini saysaydık 1, 2, 3 olacaktı o zaman. Yanlış yeri işaretleyecektik. Devam edelim. 2, 3, 4, 5. İşte 5. parçaya geldim. Ve burayı işaretliyorum. 8'de 5 kesimiz buradaymış. İkinci örneğimiz sayı doğrusu üzerinde gösterilen harflere karşılık gelen kesirleri bulalım. Burada öğretmeniniz size sayı doğrusunu hazır verir. Bazı denemelerde harfin olduğu yerdeki kesri yazın der. Şimdi nasıl yazacağız? İlk önce 0 ile 1 arasındaki bütünümüzü bütün parçalarını sayacağız. Sayalım. Tabi attığımız adımları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman bizim paydamız yani alttaki sayımız 10 olacak. Sevgili çocuklar. Şimdi A harfi kaçıncı adımda ona bakalım. Sıfırdan yine A harfine kadar gidiyorum. 1, 2, 3. A harfi 3. adımdaymış. O zaman 3'ü de üstte yazıyoruz. Bakın ne oldu? 10 da 3 oldu. Diğer e, örneğimiz yine 0 ile 1 arasındaki bütünümüzü ilk önce bütün kaça ayrıldığını kesiyoruz. E, sayıyoruz, kesiyoruz diyorum. Yine pastalardan alışmışız kesir oldu, olduğu için. Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 Harfler hiç takılmıyorum, devam ediyorum. 6 7 8 9 10 11 12. O zaman Harflerimizin paydaları 12 olacak kesirlerimiz. Payda alttaki sayılar 12 olacak. Hepsi 12 olmalı. Şimdi harfler kaçıncı adımlarda? Ona bakıyorum. K harfi 1. ikinci adımda olduğuna göre 2. K harfi 12'de 2 oldu. L harfi nerede? 2'den devam ediyorum. 3 4 5 6 6. adımdaymış. Burası da 12'de 6 oldu. M harfine geldim. 7, 8, 9, 10, 11. M harfi de 11. adımdaymış. Ve böylece M harfi de 12'de 11 oldu. İşte kesirleri sayı doğrusunda göstermek konusu bu kadar kolay sevgili öğrenciler. Ee, okuldaki derslerinizde sizlere başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Diğer başka derslerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.